Merhaba teknoloji severler, YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Android telefonlarınızın oyun performansını ve günlük hayatta kullandığınız uygulamaların performansını artırmaya yönelik bir video çekmek istedim. Özellikle hepimiz gün içerisinde telefonlarımızı kullanırken hepimiz uygulamalarda donma ve takılmalar yaşayabiliyoruz. Bu videomda sizlere en uyguna nasıl uygulamaların düzeltilebileceğini, FPS'ini nasıl artırabileceğini sizlere en kolay ve programsız bir şekilde göstermeye çalışacağım. Siz de bu bahsettiğim metotları uygulayarak Android telefonunuzu en performanslı ve en kaliteli şekilde kullanabilirsiniz. Aynı adımları uygulayarak hızlı bir şekilde de direkt yöntemimizi uygulamaya geçelim. Lafı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Bu arada videoma geçmeden önce tam ortada çıkan tuşa tıklayarak kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Aynı zamanda bu video ile ilgili düşüncelerini de yorumlar kısmında bizimle paylaşırsan sevinirim. Lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bu bahsettiğim yöntemleri bütün Android cihazlarınızda uygulayabilirsiniz. Şu anda ben Huawei marka bir cihazı uygulayacağım. Huawei'den Xiaomi olsun, Samsung olsun bütün cihazlarda uyumlu bir şekilde bu yöntemi deneyebilirsiniz. Ve hepsinden de aynı sonuç alabileceğinizi söyleyebilirim sizlere. Öncelikle ilk yapmanız gereken telefonunuzun ayarlar klasörüne giriyorsunuz. Ardından sistem bilgisine tıklıyorsunuz. Sistemden telefon hakkında olan kısma giriş yapıyorsunuz ve burada ilk öncelikle yapmanız gereken Android sürümü kısmına uzun bir şekilde tıklayarak geliştirici modunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Geliştirici modunu aktif hale getirmezseniz eğer bu saydığım yöntemi uygulayamazsınız. Geliştirici seçeneğini aktif hale getirdik. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Çizim bölümüne ulaşıyoruz ve çizim bölümünde görmüş olduğunuz gibi pencere animasyonu, geçiş animasyonu ve animatör süre ölçü gibi şeyleri off hale, yani kapalı hale getiriyoruz. Eğer bunları kapalı hale getirirsek telefonumuzun performansı gözle görülür bir şekilde artmış olacaktır. Diğer bir yöntemimiz ise cihazımızın pil ayarlarıyla oynamak olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi biz en yüksek performansı ve en yüksek FPS değerini alacağımız için bataryadan feragat etmemiz gerekiyor. Bunun için de hemen pil klasörüne tıklıyoruz. Pil klasörüne tıkladıktan sonra eğer aktif halde olan bir güç modunuz varsa bunları pasif hale getiriyorsunuz. Ardından buradan ve burada güç tüketimi uyarısını pasif hale getiriyorsunuz. Bir sonraki özelliğimiz ise aslında telefonun içerisinde bulunan bir özellik. İsmi de Optimizer özelliği. Optimizer klasörüne giriş yapıyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi telefonunuzu anında optimize edebiliyorsunuz. Telefonunuzun FPS'ini en iyi şekilde ayarlayabilen bir uygulama ve gerçekten de birinci derece Huawei firmasına ait olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Direkt telefonunuzu en iyi performans ayarlarını optimize ederek FPS'inin hızının artmasını sağlamış oluyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi 3 tane uygulama kapatıyor ve 170 MB'lık bir bellek açıyor. Bunları uygulayarak siz de telefonunuzu optimize edebilirsiniz. Diğer bir yöntemimiz de tabii ki de Optimizer uygulaması üzerinden temizlik yapılması. Temizlik yaparsanız kullanmadığınız dosyaları veya işinize yaramayan klasördeki fotoğraflarınız olur, dosyalarınız olur, herhangi bir bellekte olan müzikleriniz olur. Bu uygulamaları silerek telefonunuzun hem depolama kapasitesini artırmış olur hem de performansını hissedilebilir bir şekilde artırmış olursunuz. Siz de bir Optimizer uygulamasını gün içerisinde aklınıza geldiği şekilde optimize edersek uygulamalarda en iyi performans almanızı, telefonunuzun en iyi hızını sergilemesine katkı sağlamış olabilirsiniz. Yani anlayacağınız sizin Optimizer uygulaması Huawei telefonlarında kullanacağınız en çok uygulamalardan bir tanesi. Bütün bu yöntemleri uygulamanızı varsayalım ve herhangi bir şekilde kesinlikle sonuç alamadığınızı göz önünde bulundurursak eğer yapacağınız son bir yöntem kalıyor. O da en iyisi telefonu yeniden sıfırlamaktır. Bu sıfırlama işlemi kalıcı olacağından dolayı telefonu tamamen en iyi yeni aldığınız gibi performans bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun için de sistem klasörüne giriş yapıyoruz. Buradan hemen sıfırlama klasörünü bulduktan sonra telefon sıfırlama butonuna tıkladığımız takdirde bütün uygulamadaki bilgilerimiz sıfırlanmış olacaktır. Videomu sonuna kadar izleyip kanalıma abone olmadıysan tam ortaya çıkan tuşa tıklayarak kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsin. Bu tarz içeriklerle ilgili de düşüncelerini yorumlar kısmında belirtirsen daha fazla içeriklerin oluşturulacağı için bu tarz içeriklerin devamı sağlanmış olur. Farklı videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.